Bilal Bey, mənə çox maraqlıdır. Siz yurt dışında oxumuşsunuz, çox gözəl təhsil almışsınız və birdən-birə adətən gənclər yurt dışında oxuyanda daha modern bir düşüncə sahibi olurlar, daha modern həvəsləri olur. Birdən-birə ənənəvi oxçuluğa sizdə bir maraq yarandı və etnospor hekayəz başladı. Necə baş verdi bu? İlk necə tanış oldunuz oxlan ya da ümumiyyətlə ənənəvi? Bizim sporlar. Bununla tanışmamız tabii ki Okçular Vakfı'nın kurulmasına dayanıyor. 2011-2012 yıllarına dayanıyor. Okçular Vakfı'nın kurulduğu yer benim çocukluğumun geçtiği yer. Çocukluğumda oranın adı Ok Meydanı olmasına rağmen biz oranın adının neden Ok Meydanı olduğunu bile bilmezdik. Orada bir top sahası vardı. Eskiden orada ok atıldığını kimse bize anlatmazdı. Bir sürü sokağın adı yaydı, okla ilgili şeylerdi, kemankeşti vesaireydi. Kemankeşin ne olduğunu bilmezdik. Ama dediğiniz doğru, bendeniz yaklaşık 15 yıl Amerika'da ve Avrupa'da yaşadım. İşte Indiana Üniversitesi'nde, Harvard Üniversitesi'nde, Johns Hopkins Üniversitesi'nde eğitim gördüm. Dünya Bankası'nda çalıştım. Dolayısıyla Batı'yı çok iyi tanıdığımı düşünüyorum. Batı'yı bu kadar iyi tanıdıktan sonra dönüp gelip ülkeme hizmet etmeye karar verdiğimde, özellikle sivil toplum alanında, eğitim alanında faaliyetler yapmaya karar verdiğimde öz kültürü yaşatmanın, öz kültürün ihyasının bir toplumun geleceği için nedenli önemli olduğunu anladım. Bazı şekli görülen şeyleri, şimdi kafanıza börk takıyorsunuz, üstünüzde işte takılar var, bileğinizde bir şeyler var, bunlar değil mi? Çeşitli bizim kültür coğrafyamızdan kalma şeyler. Zihkirim bu var. Zihkiriniz ben var, de benim de zihkirim var. Şimdi bunları taktığınız zaman 10 sene önce zihkir takamaz çocuk. Çekinir, utanır. Böyle değişik bir şey takmak popüler olması lazım bir çocuğun yapabilmesi için. Kendi kültürünüzü yaşatmanız da işte bazen bir zikire bakıyor, bir börke bakıyor, onu takabilmeye bakıyor. Çünkü bugün özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin arasında etkilendikleri şeyler popüler olan şeyler, bir furya haline gelen şeyler, trend haline gelen şeyler ve maalesef furya olan, trend olan, popüler olan şeyler bizim kültürümüzden değil, hep Batı kültüründen gelen şeyler. Bunlar çocuklarımız için popüler oldukça çocuklarımız Batı kültürüne daha çok adapte olmaya başlıyorlar. Kendi kültürlerini yaşamak onlar için uzak bir fikir haline gelmeye başlıyor. Yabancılaşıyorlar. Ve bu aslında bizim geleceğimizi şöyle ilgilendiriyor. Gelecekte kimliğimizin tamamen kaybolduğunu düşünün. Tamamen bir Batı kimliği, Batı kültürü üzerine yaşadığınızı düşünün. O zaman siz artık siz olmaktan çıktınız demektir. Ülkeniz çok gelişebilir, çok teknolojik olabilirsiniz, çok müreffeh olabilirsiniz. Ama artık siz kimliğinizi kaybetmişsiniz demektir. Dilinizi kaybetmişsiniz demektir. Geleneklerinizi, sembollerinizi kaybetmişsiniz demektir. Onları kaybettiğiniz zaman da aslında siz artık yoksunuz demektir. Onun için ben bu simgelerin, bu gelenek göreneklerin, bu şekli olarak sanılan sembollerin yaşatılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bunları nasıl popüler yapabiliriz? Nasıl gençler için havalı hale getirebiliriz? Nasıl bunları trend haline getirebiliriz? Bunu düşünürsek kendi coğrafyamızda kendi kültürümüzün yeniden ayağa kalktığını, yeniden ihya olduğunu göreceğiz, görebiliriz. Onun için önemsiyorum. Ben ne kadar Batı'da yaşasam da şunu gördüğümü söyleyebilirim. Batı medeniyeti sömürge dönemlerinde ne kadar acımasız bir şekilde kitlelere davrandıysa aynı acımasızlığı derinde bir yerlerde aslında koruyor. Bunu koruduğunu da son yüzyılda Afrika'daki, Balkanlardaki katliamlara göz yummasından biliyoruz. Irak'ta, Suriye'deki katliamlara göz yummasından biliyoruz. Birçok katliamların aslında Batı'nın oralara müdahalesinden kaynaklandığını biliyoruz. Batı medeniyeti için tek doğru kendi çıkarları. Bunu ben Batı'da yaşayarak gördüm, söyleyebiliyorum rahatlıkla. O zaman biz de kendi kimliğimizi korumak zorundayız. Sadece Batı'nın çıkarları yücelsin diye kendi kimliğimizden vazgeçmek, geleceğimizi kaybetmek anlamına gelir. Onun için bu işte uğraşıyoruz. Çok